Büyükelçimiz açılış konuşmasında Mevlana'yı referans göstererek Türkler ve Tacikler arasındaki kadim ilişkilere kısa bir işaret buyurdular. Bu sarf ettiği işaret bir diplomatın siyasi sözleri değil, aslında akademik olarak da altı kolay bir şekilde doldurulabilir. Çünkü gerçekten de Türkler ve Tacikler ve örnek veriyorum Soğutları, Samanileri, Taciklerin atası olarak kabul ettiğimizde Orta Asya'nın Pamirlerden Amudarya'nın altına kadar uzanan coğrafyanın en kadim halkları ve en kadim dillerine sahip topluluklarıdır. Bu konuyla ilgili çok üzerinde konuşmak mümkün. Saygıdeğer Hülya Hocam da Kutat Kubilay'a işaret etti bu noktada. Ben de kısaca Kaşgarlı Mahmut'a işaret etmek isterim ki Kaşgarlı Mahmut evladı Samani diyerek aslında günümüzdeki Tacikleri işaret etmiş. Aynı zamanda divanın pek çok yönünde Taciklere doğrudan işaretler bulunduğu gibi ve bir atasözü şeklinde de Türk-Tacik birlikteliğini söylediği tatsız tört bulmaz şeklinde bir söz müdür? Gerçekten Türkler taciksiz olmaz günümüz Türkçesiyle söyleyebiliriz bunu. İslamiyet'ten öncesinden başlayıp İslamiyet'ten sonrasında günümüze kadar Türk-Tacik etkileşim coğrafyası etkileşimin de artık ötesinde bir Türk-Tacik kültürel iç içe geçmişliğinden bahsedebiliriz. İslamiyet'ten önce Maverahilli, İslamiyet'ten sonra da biraz daha Türklerin Horasan üzerinden İran'a geçişiyle beraber Amudarya'nın güneyine giderek günümüzdeki Afganistan coğrafyasında Türkler ve Tacikler arasında dil, kültür, edebiyat, sanat açısından bir nevi etle tırnak gibi benzetebilirsek birliktelik söz konusudur. Bu noktada şunu da aslında belirtmek gerekiyor. Bu Türk-Tacik ortak iletişim bölgesi ve Türk-Tacik ilişkileri uluslararası literatürde büyük oranda Batılı oryantalistlerin etkisiyle Türk-İrani olarak kategorize ediliyor. Dolayısıyla günümüzde aslında Tacik tarihçi Polat Şazimov'un da işaretiyle Aryan toplumlarının bölgedeki asıl mirasçısı olan Taciklere ve Tacikistan'a tarihi açıdan bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ve biz günümüzde Tacikistan'la ortak temelleri tarihi açıdan paylaşmamıza rağmen günümüze doğru yaklaştıkça bu rahmetli Süleyman Demirel'in de deyişiyle kardeş halkımızla ilişkilerimizin olması gerektiği kadar üst seviyede olmadığını düşünenlerden bir tanesiyim. Bu noktadan bu tarihi kısa girişten yavaş yavaş günümüze doğru gelecek olduğumda da hocalarım işaret buyurdular. 22 Temmuz 1989 esasen daha Sovyetler Birliği dağılmadan Tacikistan'da resmi olarak ilk dil politikalarının temellerinin atıldığı ve bu Orta Asya'daki diğer devletlerden önce ilk olarak Tacikistan'da kabul edildiği ilgili maddeye sabah gelmeden önce bir açıp baktım. Oldukça gelişmiş, dilin farklı boyutlarını ele alan çok ciddi bir esasname olduğunu fark ettim. Ve daha sonra da 5 Ekim 2009'da da Tecnili Ruhzabanı Taciki, yani Tacik dilinin bir devlet dili olarak tecil edilmesiyle beraber devlet günü olarak da kutladığımız bu bayram vesilesiyle Tacikistan Büyükelçisi'nin nezdinde bütün Tacik kardeşlerimizin bu gününü samimi duygularla kutlamak istiyorum. Şuna işaret etmek isterim ki İmam Ali Rahman, Sayın Tacikistan Cumhurbaşkanı sadece yasalar, kanunlar çerçevesinde değil, aynı zamanda kaleme aldığı 6-7 tane kitapla birlikte maalesef ki kitapları Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Bu kitaplar Almanca'ya, İngilizce'ye, Farsça'ya uzun yıllar önce tercüme edilmiş. Burada Sayın Müsteşar'la beraber olmazsa bir tanesini tercüme ederim İnşallah. Türkçe. İnşallah. Yaklaşık o doğru Türkiye.
çok geç kalmış bir hamle olarak bunun aynı zamanda kültürel boyutunu da dil politikasının temelini de doldurarak Tacikistan'da çok başarılı bir kimlik inşası yürüttüğünü söyleyebiliriz. Bunun içindir ki başarılı kimlik inşası, Tacik kimliği 19. yüzyılda açık konuşmak gerekirse oryantalistlerin masa başında kurguladığı bir kimlik değildir. Tacikistan, bütün tarihi kroniklere bakınız, Türk'le Tacik, Torko-Tacik şeklinde her zaman birlikte zikredilmiştir. İster Safavi çağında İran kroniklerine bakın, ister Selçuklu kroniklerine bakın, isterseniz daha eskiye götürün, bunları görürsünüz. Dolayısıyla tarihi olarak sabit bir kimliğin bağımsızlıktan sonra yeniden inşasının başarılı olmasındaki esas sebep aslında Tacik kültürünün köklü temelidir diyebiliriz. Şimdi Türkiye ve Tacikistan arasında çok önemli ve manidar bağlar mevcut. Tacikistan'ı 16 Aralık 1991'de ilk tanıyan ülkelerden biriyiz. Aynı zamanda 29 Ocak 92'de de resmi ilişkileri tesis ettik ve 22 Mart'ta yanlış hatırlıyorsam Terviz Bey, orada büyükelçiliğimizi açtık ve büyükelçiliğimiz savaş döneminde dahi Tacikistan'da çalışan ender büyükelçiliklerden bir tanesi oldu. Süleyman Demirel'in bölgeye olan ilgisi, tıpkı Perviz Bey'in de işte Süleyman Demirel'in başlattığı projeyle Türkiye'ye gelip eğitim alması gibi pek çok Tacik genci Türkiye'ye geldi ve gelmeye devam ediyor. Ancak bunların yeterli olmadığını düşünmekteyim. Müstakil bir Tacik Dili Edebiyatı kürsümüz yok. Fars Dili Edebiyatı kürsülerinde 2 saatlik derslerle Tacikistan'ı tanımak, tabii ki modern Tacikistan'ı tanımak mümkün değil. Ben bir Google aramasıyla Tacikistan'da çok kuvvetli bir modern edebiyatın teşkil etmeye başladığını, bunun yanı sıra Türkçeden Tacikçe edebi eserlerin tercüme edildiğini, edebi eserlerin dışında başta Türk dizileri olmak üzere, Türk sinema filmleri olmak üzere kültürel mahsullerin Tacikistan'da ilgi gördüğünü fark ettim. Bunun karşılıklı iki taraflı olmasını sağlamak adına üniversitelerde araştırma merkezleri kurulabilir. Bunun yanı sıra farklı belki akademik toplantılarla bu kültürel düzeyde ilişkileri daha da arttırmak mümkün olur diye düşünüyorum. Tacikistan'da Tacikçe'nin bundan sonra geleceğinin daha da parlak olacağını oturum başkanımız da işaret etti. Gerçi alfabe değişikliği her ne kadar bazı şeylere ket bulsa da Tacikçe'de Arap alfabesini, akabinden Latin alfabesini, akabinden çok da fonetiğine uygun olmayan bir Kiril alfabesini uzun yıllar kullandıktan sonra bağımsızlık döneminde Kiril alfabesini Tacikçe'nin ses fonetiğine uygun hale getirip ağırlıklarından arındırıp halihazırdaki şekliyle ve aynı zamanda Rusça'nın da dildeki tahakkümünü de ortadan kaldırarak ve en önemlisi Tacikistan Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesiyle Tacikçe'yi hukuki olarak güvence altına alarak daha önemli bir pozisyon elde edeceğini düşünmekteyim. Umarım son sözlerimi şu şekilde bağlayıp çok da vaktinizi almayayım. Çünkü programda belki farklı konuşmacılarımız olacak ve şiirlerle katılan arkadaşlarımız olacak. Bu programın ve bundan sonra yapılacak programların Türkiye ve Tacikistan arasındaki kültürel ilişkiler ve dolaylı olarak da hani siyasi ilişkilerin daha da perçinlenmesine faydalı olmasını umuyor. Hepinize katılımınız için tek tek teşekkür ediyorum.